2 alfa artı 2 beta 180 alfa artı beta 90 işimize yararsa burada kenarda dursun. Bu arada Z'den dolayı bakın EC6 yine Z'den dolayı DE6 haliyle bu bir kenar 12 olmuş oldu. Paralel kenarın alanı böylece 12 çarpı 4 48 oldu. Oradaki 90'ı bu soruda kullanmamıza gerek kalmadı. C şıkkı. Z'den dolayı arkadaşlar bakın böyle 15-15 olacak. Önce onu bir görelim. Şimdi burası da 30. Şurası orta nokta olmuş. Bu arada karşı kenar zaten böyle. O zaman bakın şimdi. Buraya alfa alfa desek. Burası da alfa. Buraya beta desek. İkiz kenardan beta. Z'den dolayı burası da beta. Bak aslında iki tane açı ortayın kesim noktası. 2 alfa artı 2 beta 180. Alfa artı beta 90 oldu. Bu 5'in 6 katı, 4'ün 6 katı, 3'ün 6 katı 18 C şıkkı. Bunu ben konu anlatımında yani bahsetmiş olabilirim tabii ama önemli değil. Dinlemek zorunda değilsiniz hani illa hemen geri dönün diye değil. Bir soru tipi bence bu. Şimdi alfa alfa dersek, buraya da böyle 2 alfa dersek. Şimdi arkadaşlar şuraya da böyle bir beta desem. Ters açıdan bu da beta. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir 2 alfa. Şimdi dikkat alfa artı beta 90 derece değil mi? O zaman 2 alfa artı 2 beta 180'dir. Bu niye biliyor musunuz söyledim? 2 alfa artı beta, 2 alfa artı 2 beta olması için buraya beta koymamız lazım. Çünkü 2 alfa var, beta var. Hani bilmiyorsun diyelim oraya d açısı dedin. E bunun 180 olması için mecburen beta kalıyor. Ve burada da bir ikizkenar üçgen geldi. Karşı kenarlar zaten eşit 8. İkiskenardan 8 bu da 4 olmuş oldu. ad ve bc 12 olduğu için a şıkkı. Daha iyi görmeniz için şöyle kenarda göstereceğim bakın. Şöyle K noktası, böyle A noktası, burası B noktası. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada biz illa böyle hani üçgenin yarısı için, paralel kenarın yarısı için. Burası ve şu KCB'ye odaklanın. Bu iki yeşil dört üçgenin alanları toplamı paralel kenarın yarısıdır, değil mi? Bir örnek vereyim hatta size bakın. Diyelim burası 6 olsa, burası 4 olsa, yükseklikte işte 10 olsa Şimdi paralel kenarın yarısı gerçekten şöyle dikkat edin. 10 çarpı 10 bölü 2'den 50. E bu tabanların toplamı da 4 ve 6'dan 10 zaten. Hakikaten bak bunun alanı 6 çarpı 10 bölü 2'den 30. Bununki 4 çarpı 10 bölü 2'den 20. İlla yani bana böyle verecek diye bir şey yok. O yüzden buraya S buraya T dersem KCB'nin alanı yani X artı T ve yine FAK'nın alanı. Yani 11 artı S artı 67 paralel kenarın yarısıdır. Aynı zamanda şu zaten tabanı paralel kenarın tabanı yüksekliği de paralel kenarın yüksekliği olduğu için bu alan paralel kenarın zaten yarısı arkadaşlar. O zaman bunların ikisinin birbirine eşitleyeceğiz. 6 artı S artı T artı 81 S artı T'ler gitti. X kaldı sadece o da 9 oldu A şıkkı. Paralel kenarın şu yarısına dikkat lütfen. Buna benzer bir soru çözmüştük aslında testte veya önceki testte bilmiyorum hatırlamıyorum. Bakın şimdi yine aynı. Karşılıklı açılar birbirine eşit 2 alfa diyorum tamam mı? Şurası z'den dolayı alfa. Madem dik v var buraya beta diyeyim. Alfa artı beta 90'sa 2 alfa artı 2 beta 180'dir. O zaman buradaki eksik kalan açı toplamın 180 olması için beta olur. İkisi kenardan böylece 5 gelir. Karşılık kenarları eşit 16, zaten ADD eşit 16, yani 21 oldu B şıkkı. Burada bir dik üçgen var, bir de böyle açı ortay var arkadaşlar. Şöyle kullanabiliriz. F'den bir tane paralel çekersem buraya, Z'den dolayı tabii ki şuraya T diyelim. TF ile F, TC birbirine eşit olur. Bu arada artık paralel çektim ya, F orta noktaysa tabii ki T de orta noktadır haliyle arkadaşlar 6.5, 6.5, 6.5 olacak. Orta taban yamukta neydi? 9 ile ED'nin toplamının yarısıydı. Yani o zaman 6.5 olması için ED 4 olur. AE'ye 5 kalır. Karşılık kenarlar zaten eşit. 13, hipotenüs 5, 12, 13, 6, 6 oldu. D şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada klasik olarak yani 7 burası karşılık kenarlar eşit. Şimdi alfa alfa dersek buraya da beta beta demeliyiz. Çünkü alfa artı beta 90, 2 alfa artı 2 beta 180'dir. Açı ortaylar olunca burası dik oluyordu. Sonra açı ortayın kollarına inen dikler eşittir. Bu yüzden AP ile AD eşit olur. 7 7, PB'ye arkadaşlar 1 diyeceğim. Öklit'ten 1 çarpı 8 kendisine kullanan parça çarpı tabanın tamamı eşittir x kare. Böylece x 2 kök 2 oldu a şıkkı. Şimdi şöyle bir paralel çeksek buradan. D, C, M, N'nin 3'te 1'i 3 katıymış ya. Buranın alanı arkadaşlar kaç verilmiş? 6. O zaman bu üçgenin alanı, buranın alanı kaç olmak zorunda? 18. Paralel kenarın alanı ne olur? 2 katı olacağı için 36. Burayı böyle hallettim. Şimdi geliyorum aşağıya. Aşağıda da yine kendimiz sonuçla paralel çektik. E, 3 k 2AB denmiş. Yani buraya 2M desek e, buraya 3M diyeceğiz. Dolayısıyla burası 14 ise o zaman 2'ye bölü 7, 3 ile çarp bu alanında 21 olduğunu biliyorum. Paralel kenarda bunun 2 katıdır. Demek ki komple bu paralel kenarda 42 oldu. Toplam alan 78 B şıkkı. Güzel soru ya. Çok düz bir yorum yapacağız. Bakın şimdi A, 2A diyeyim. Buraya da 2A diyeyim tamam mı? İkiz kenar bir kelebek benzerliğinden bu arada dedim. Bakın köküçe 2 köküç. A'ya 2A onu söylemiş olayım. Şimdi bir tabana inendik tabanı 2'ye bölüyorsa ben orada hemen ikiz kenar yaparım. Bunları sileyim artık. Kelebeği gördük. Şimdi burası da kelebek benzerliğinden B'ye 2B desek ikizkenar kenar üçgenden burası 2B olur. Ve bu arada Z'den dolayı D açısının da 90 olduğunu unutmayın. Hipotenüsün bir dik kenarın ilk olduğu üçgen 30-60-90, 120, burası 30, burası da 30 oldu. Artık olayı hallettik. Ee, 30'un karşısı ilk kök 3 ise 60'ın karşısı 6. İkiz kenar tabana inendik 2'ye bölüyor. Bu da 6. Taban 12, yükseklik 3 kök 3, 36 kök 3 oldu arkadaşlar D şıkkı. Şöyle bir yorum yapacağım arkadaşlar. Şimdi burada sonuç itibariyle bu üçgenin alanı 1, üçgenin alanı PBC'nin 6, değil mi? O zaman bu a ise BC 6a olur. Paralel kenarda karşılık kenarları eşit, bu yüzden 6a. Şimdi bunların hepsini bir sileyim. Temel benzerlik zamanı. Temel benzerliği neden kullanacağım arkadaşlar? Burada benzerlik oranı SP'nin PA oranı. A bölü 6 A'dan 1 bölü 6 ya. Biz şuraya B dersek mecburen S B'ye 5 B kalır. Alanlar oranı tabanlar oranından bu işi hallederiz. Bakın şimdi şöyle birleştiriyorum. Burada şu alan 1 ise artık C'ye 5 C dersek bu alan 5 olmaz mı? S, P, S R'de. Ve alanlar oranı tabanlar oranı buraya B Şuraya arkadaşlar 5B olduğuna göre bu alan toplamda 6, 5 katı 30. Peki bunun bize faydası artık şöyle rengi değiştireyim bir. Dikkat edin lütfen. Burada biz şöyle paralel kenarın artık yarısını bulduk. Çünkü tepe noktası paralel kenarın üstünde. Taban zaten paralel kenarın tabanı. O zaman bu alan arkadaşlar paralel kenarın yarısı ve cevap 60 olacak C şıkkı bir yorum yapacağım arkadaşlar. Bakın üçgenlerde hep yaptığım gibi yamukta da hatta yaptım. Böyle açı ortay dikinmiş. O zaman ben bunu bir ikiz kenara tamamlarım. Şöyle. Burada da derim ki dp ile df birbirine eşit ve pe ile de ef kenar ortay açı ortay yükseklikten dolayı birbirine eşit. Haliyle şöyle bir kelebek benzerliği oldu. Bu yüzden ap de 4 olur birebir orandan. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. Paralel kenarın 11. DP 15. X de 15. Cevabımız E şıkkı. Çözüm arkadaşlar bunun zor değil ama görmesi belki zor olabilir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim size. Burada bakın K'dan bir paralel çektiğimiz zaman paralel iki doğru arasında alanlar değişir mi? Tabanlar ve yükseklikler değişmezse hayır. O yüzden lütfen. Lütfen dikkat edin. Şöyle ben bunu çektiğim zaman DAK'nın alanı buradaki yeni şuraya bir T noktası diyeyim. TAD'nin alanına eşittir. Tamam mı? Ve aynı yorumla arkadaşlar TCB'nin alanı da paralel iki doğru arasında alan değişmeyeceği için TCB de e, buradaki e, C B K'yı eşit. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Paraleller arası alan kaydırdım. Kendim K'dan paralel çektim. Ve dedim ki e, buradaki TAD yani bana verilen beyaz bölge ve sarı bölge soldaki. Bu DAT'ye eşit olduğunu söylemiş oldum kanlı Sonra öbür tarafta da aynı yorum yaptım. Bundan sonra bu bizim için şöyle önemli. Bunlar arkadaşlar e, S ve T olsun şimdi tamam mı? Paralel kenardan burası da S'dir. Burası da T'dir. Dolayısıyla bu kırmızı bölgelerin toplamı paralel kenarında yarısı olmuş oluyor. Hepsinin toplamı da paralel kenara eşit oluyor. O zaman bunu söyledim artık tamam mı? Yani kırmızı bölgeler bunların toplamının S artı T'nin paralel kenarın yarısı olduğunu söyledikten sonra sorunun çözümüne daha yeni başlayacağım. Bu ön girişti. Şimdi şunu söyleyeceğim. Buraya kesirlerle uğraşmamak için 3S 2S yazıyorum tamam mı? Neden? 9'u 6 ise burası 3A'ya 2A'dır. Sonra aynı şekilde yukarıda da DAE CFB'nin 3 bölü 2 katıdır. Bundan sonra ne söyleyeceğim peki? Demin söylediğim gibi 9 artı 3S'in artık demin ki o TAD'ye eşit olduğunu biliyorum. Yine 6 artı 2S'in de ki arkadaşlar o söylediğim CTCB'ye eşit olduğunu söylüyorum. Bunların iki katı da neyi eşitlemiştik? Paralel kenarın alanına yani 58 artı 5S'e. Böylece 5S arkadaşlar 28 geldi. Paralel kenarın alanı zaten 58 artı 5S. Buradan da 58, 28 daha 86 oldu E şıkkı.